Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Yine böyle yarı güneşli, yarı bulutlu bir günden merhaba diliyorum. Ama şunu söyleyeyim, ister güneş olsun, ister bulut olsun, o kadar soğuk bir hava var ki bilemiyorum. Bu Mart bizi böyle gerdire gerdire çıkıyor. Evde bir an terliksiz gezmek imkansız ki bizim zeminimiz sıcak olurdu aslında. Ama buz gibi dostlarım, buz gibi fayanslar falan yerler, zeminler buz gibi, parkeler bile buz gibi. Böyle böyle inşallah hem Ramazan'a hem de bahara ereceğiz. Artık ben Mart'ın çıktıktan sonra baharın geleceğini düşündüğüm için bu Mart gerçekten çok çok soğuk geçti. Kaldı ki bir iki güne tekrar böyle hani o kadar yoğun fırtına olması, yine kar bekleniyormuş. Gerçekten hani biz böyle üşüte üşüte çıkan bir mevsim oldu. Ben de şimdi mevsim çıkıyor, ben de çıkıyorum. Dışarı gidiyorum dostlarım. Bugün benim diş randevum varmış ve ben akşam bunu unuttum. Böyle istemediğim şeyleri biraz attırıyorum ileriye. Bakalım, hemen şimdi evden çıkmam lazım. Şurada görüyorsunuz iki tane boşluğum var. Bunu 1,5 ay önce oradaki kırıkları temizlettirip boşaltmıştık. Şimdi de takılması gerekiyor. Gerçi ben burayı özele çektirdim ama bakalım. Filiz ablamla beraber Nilüfer Diş Sağlığı Merkezi var Bursa'da. Oraya gitmiştik. Önce bir röntgenler çekilmişti. Şimdi bugün benim randevum var. Onun randevu günüydü, hangisiydi bilemiyorum. Onun 8-9 tane dişi var yapılacak. Benim şu ikisi. Bakalım dostlarım, ben şimdi çıkıyorum. Benim için dua edin. Dişlerim bugün ne olacak, yapılacak mı? Ne işlemler görecek bilmiyorum. Dün işte görüşürüz. Çıktım, şimdi dışarıya gidiyorum dostlarım da. İnanın nereye gideceğimi, yani nereden gideceğimi de bilmiyorum. Bakalım. Geçen sefer beklediğimiz, ablamı beklediğimiz durakta ineceğim. Oradan taksiye binerim herhalde. Öncelikle metro ile o durağa gidebiliyorum. Metroya bineceğim. Valla o semtleri de çok bilmiyorum ama. Bakalım bulacağız bir şekilde dostlarım. Yerlerde hala kar var, buz var. Yollara da dikkatli dikkatli bakıyorum bu arada. Çok çabuk kayarım ben. Hemen kayarım yani. O yüzden dikkatli yürümem lazım. Şimdi koştura koştura metroya bineyim. 1,5 saatim var. Herhalde tam zamanında yetişirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, odunluk istasyonuna geldim. Şimdi bu tarafa doğru mu? Yani bu tarafa Acemler. Bu tarafa doğru gitmem lazım. En iyisi ben bir taksiye atlayayım şuralardan, bir yerlerden. O şekilde gideyim. Karşıya geçip gitmem lazım herhalde. O şekilde gideyim. Şurada taksiler duruyor. Şuradan atlayacağım ama. Evet, geldim arkadaşlar başarıyla. Şimdi bakalım kaydımızı yaptıralım. İşlerimizi de yaptıralım inşallah. Hastaneye geldim arkadaşlar. İşin ilginci, randevum gözükmüyor. Ne kadar güzel. Oysa ki elimde kart da var. Saat 1'de randevumun olduğuna dair ama ne doktorun ismi ne de benim ismim gözükmüyor. Ne yapacağım? Saat 1 olunca şu an 15 dakikası kaldı. Gidip doktoru yukarıda bulacağım odasında. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz bakalım. Neler olacak, neler bitecek. İşte Türkiye'min, güzel Türkiye'min bu halleri beni bitiriyor. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Bekliyorum hala. Personel yavaş yavaş geliyor herhalde. İşin ilginçlerini biliyor musunuz dostlarım? Yani şöyle yapın, böyle yapın diye kimse yönlendirmiyor. Yani elimde kart var. Bir sorun varsa bu sizin sorununuz. Ama kimse ilgilenmiyor yani. Yani geri git. Ben de gidip yukarıda doktoru bulacağım. Bu saatte sizinle randevum vardı diye söyleyeceğim.
Bakalım neler olacak. Dişlerim olmadı dostlarım, biliyor musunuz? Çünkü doktorum yokmuş, görevlendirmede miymiş, neymiş anlamadım. Grey mi varmış anlamadım. Ama bize kimse niye bunu haber vermedi? Ta ben Bursa'nın diğer bir ucundan çıktım geldim bu tarafa. Benim özel bir diş kliniğim vardı aslında, ona gidecektim ama eşimin ablası burayı tavsiye etti. Devlete hadi tuning orada yaptıralım beraber dedi. Hem paramız cebimizde kalır demişti ama işte devletin de böyle sorunları çıkıyor dostum. Aslında çok iyi doktorlar da var diye inanıyorum. Ama işte böyle bir şey var. Neyse artık ben buradan yürüyüş yapa yapa eve gideceğim. İlk metro durağını bulacağım. Hava da güzel şansıma. Soğuk ama güzel. Öyle insan dokunuyor. Şimdi yürüye yürüye ben oradan metroya, sonra evime inşallah. Oh, nihayet evime geldim dostlarım. 3 saattir sokaklardayım boşu boşuna. Bunda da vardır bir hayır. Yürüyüş yaptım. Allah'tan diyorum ya, hava soğuk ama güzel, güzel de bir yürüyüş oldu benim için. Öyle artık yaralım. Her şeyde bir hayır vardır. Ki akşam gitmek istememiştim aslında. Doktora söylemiştim böyle. Artık çünkü şey, devamı gelmeyecek. Ramazan geliyor. Allah'ın izniyle ben oruç tuttuğum için de devamlı dişçiye gitmek istemiyorum. Keşke Ramazan'dan sonra olsaydı dedim. Yine de Allah gönlüme göre verdi. İşte doktorumuzun bir görevlendirmesi varmış dostlarım. Ondan sonra bir de hastanelerde de grey mi varmış ne? Yani anlayacağınız ne doktor var ne bir şey, tekrar baştan randevu alınması gerekiyormuş. Neyse ben de döndüm geldim. Aslında görümcem şey, Oktay'ın ablası hani bana telefon etseydin belki hallederdik dedi, o emekli sağlıkçılardan olduğu için. Ama kimseye rahatsız da etmek istemedim. Olursa artık Allah'ın izniyle Ramazan bayramından sonra tekrar olur, olmazsa da hemen bizim bu emeklilik kliniğe, hani diğer dişlerimi yapılan özel kliniğe gider yaptırıveririm, çok da sorun değil. Ama yoruldum, böyle içimde kıyıldı, şimdi kendime bir şeyler yapacağım. Ondan sonra da belki birazcık uzanacağım dostlarım. Dediğim gibi hani soğuk hava ne kadar olsa insanı böyle bir çarpıyor. Saçım başım da iyice dağılmış durumda. Saçım başımı da toplayayım, ondan sonra uzanayım, ondan sonra yanınıza geleyim tekrar. Birazcık uzandım, geldim dostlarım. Biraz böyle kafam yerini buldu vallahi, koşturmacadan. Allah, havanın karanlığına bakın, saat 4.30'a geliyor. Havanın karanlığı dostlarım. Bu arada yine kar bekleniyor Bursa'da. Bursa'da bahar gelmiyor dostlarım. Bursa'da kar devam ediyor. Biz gümbür gümbür bir karla Ramazan'a gireceğiz herhalde. Vallahi devamlı kar, bu hafta da karmış. Yağacakmış. Artık bilemiyorum ne olacak. Kar kar kar. Ben de pilav yaptım dostlarım bu arada. Pirinç pilavı bildiğiniz gibi, böyle koyuyorum, bakın ne kadar nemli olmuş, çok güzel oluyor. Hem tane tane de oluyor. Böyle kalsın, devam etsin. Bir de buraya böyle tavuk hazırladım. Tavuğu yine böyle şey yaptım. Yoğurt ve salçayla patates koydum yanına. Biraz sonra şimdi böyle poi falan da ekeceğim üstüne. Daha vakit var. Yarım saat, bir saat sonra fırına atsam bizimkilerin gelmesine yetişir. Geçen gün Instagram'da bir tane neydi, tavukçu muydu? Neydiydi anlamadım. Ama çok affedersiniz, bir özendim tavuğu. Yani bir tavuğu pilavın üstüne koymuş alt tarafa. Ama bir özendim, bir özendim. Bizim buralarda da çok yukarılarda var. Yani o an hazır tavuk alacaktım. Ama hazır tavuklar da olmuş 30-35 lira. Bilmiyorum. Almak istemedi derken Oktay'a alıp da gelmiş, en azından şey almış. Böyle pişirmelik. Ben de gelmişim fırına vereceğim. Yani hiç böyle kolay kolay özenmem. Özeneceğim tuttu. Ben tavuk kızartmasını çok seviyorum. Yani bizim çocukluğumuzda işte yılbaşları, bayram, böyle özel günlerde pişerdi. Hep böyle mutluluk, mutlu günlerde pişerdi. O yüzden bana böyle mutluluk veriyor tavuk yemeği. Kapatıyorum işi bu arada.
Şimdi gideyim, azıcık yemeğimi de hazırlettim beklerken. İçeride oturayım. Ay, karanlığa gelin dostlarım. Gideyim birazcık içeride oturalım. Görüyor musunuz evin karanlıklığını? Geldim, oturdum şöyle dostlarım. Yanıma da sazımı aldım. Böyle profesyonel poz veriyorum ama inanın ki daha dördüncü kez elim alıyorum dostlarım. Tabii özel bir ders almıyorum. Kendi kendime internetten çalışıyorum. 5. sınıfta mıydı ne zamanda ilkokulda mandolin kursuna gitmiştim. Sonra lisede saz çalan arkadaşlarım vardı. Çok çok özenirdim ama fırsatım olmadı. Hani o kurslara gitmeyi. İşte geçen gün göstermiştim ya, Oktay da bana böyle bir saz hediye alınca evde böyle kendi kendime çalışmaya çalışıyorum. Ama diyorum ki ya daha dördüncü kez elim alışım. Birinci gün ancak akort yapmaya öğrenmeye çalıştım. Dediğim gibi şimdi programlar var, size yardımcı oluyor, iyi de oluyor. Daha doğru düzgün hani nasıl tutulacağını bile açıkçası çok bilmiyorum. Sadece böyle notalara basmaya anca işte çalışıyorum. İkinci gün notaların yerlerini öğrenmeye çalıştım. Baktım ki mandolindekine hiç benzemiyormuş dostlarım. Yani kafam karıştı. Mandolinde farklı şeyler. Mesela en alttaki la telidir mandolinde ama burada re teli. İşte kafam karışıyor. Ki akortlamalarda türkülere göre ya da sazlara göre değişik değişik oluyormuş ayarları. Onlar da ayrı bir şey. Kısa bağlama bile kısa bağlama, uzun bağlama, nota yerleri farklıymış. Ben kısa bağlamayı tercih ettim. Bilemiyorum. Hani belki daha kolay olur diye ama yani oradaki satıcı bayanın tavsiyesi aslında bilmediğim için. Sonra işte 2 gündür de böyle akşamları tımbır tımbır biraz böyle basmaya çalışıyorum. Biraz böyle notaları çıkartmaya çalışıyorum. Tabii hiçbir süsleme, hiçbir şey yani notun sesini bile şu an çıkartamıyorum. Bir tane melodi üstünde çalışıyorum. Bir dizinin melodisi bu. Şimdi söylemeyeceğim. Yani çok becerebilirsem bakalım diziyi izleyenler çıkartabilecek mi? O melodiyi çok sevdiğim için o melodinin üstünde çalışmaya çalışıyorum. Bakalım. Akortu da kendi kendime yaptım bu arada. Yani şu an saz veren arkadaşlar gülüyordur. Gülmeyin arkadaşlar. Daha dördüncü kez elime alıyorum şeyi. Bakalım çalabilecek miyim? Şeyi. Melodi. Yanlışlarla, hafiften yanlış notalara basaraktan daha çünkü bir kere falan anca böyle toplu çalmaya çalıştım notalarını çıkartıp hangi melodiyi çalmaya çalıştığımı bilmiyorum. Bulanlar olduğumu ben söyleyeyim. Gönül Dağı dizisinin bir melodisiydi. Bu Gönül Dağı dizisini izleyenler bilir dostlarım.
Şu an hiçbir süsleme, hiçbir tel titretme, yani hiçbir şey bilmiyorum. Sadece notaların üstüne basmaya çalışıyorum. Bu kadar bu kadar oluyor. Ama böyle çekmek de istiyorum ki kendi gelişimimce geleyim sizde. Aldı tüm attı kenara, hiç bakmıyor demeyin. Gerçekten akşamları yavaş yavaş böyle çalışıyorum. En azından gayret ediyorum. Dediğim gibi bu çocukluk hayalimdi ve kaç yaşında olursanız olun da hayalinizdeki bir şeyle ilgilenin dostlarım. Lafı daha fazla uzatmayayım dostlarım. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen bir beğeni ve abone yapmayı unutmayın. Çünkü 1000 kişi olmama çok az kaldı. Daha saat dolduracağım. Bana destek atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.